Seni tanımayan ne varmış? Joy'un kim olduğunu bilmeyen ne varmış diye duydum. Ha? 12 Mayıs doğumlu. Anneciğim. Bugün müzikallerden bahsediyoruz değil mi? Başlıyorum. Bugün size İki müzikalden bahsetmek istiyorum. Birincisi Sertab'ın müzikali ve ikincisi de İzmir'in Kızları olacak. Sertab Erener'i 27 senelik sahne hayatında diyeyim, hiç canlı açıkçası izlememiştim. Ama bu müzikali çok duydum ve herkes de hani hiç ummayacağım arkadaşlarım falan muhteşem, kesinlikle gidip görmelisin falan deyince %100 gidiyorum dedim ve 2 ay önceden bilet aldım. Müzikalden o kadar etkilendim ki böyle çıkınca, ya özellikle kadının enerjisinden, Sertab Erener'in enerjisinden çok çok etkilendim. Bu kadın kaç doğumlu, hani kaç yaşında diye bakma ihtiyacı da hissettim. 64'lü, yani 56 yaşında oluyor kendisi. Gerçekten ama gerçekten diyeyim size, yani Sertab Erener'i şuraya koyalım ve kocaman ama kocaman alkışlayalım. Ben resmen saygı duruşunda durdum müzikal bittiğinde. Bunun sebeplerini şimdi sizinle çok kısaca paylaşacağım. Şimdi müzikalde sevdiğim ve sevmediğim yönleri düşünüyorum ama sevmediğim yönleri neredeyse yok gibi. Yani bir böyle yine düşündüğümde yani resmen evet yok. Çünkü her şey çok iyiydi. Benim beklentim de bu arada 10 üzerinden 5'ti. Ama müzikalden çıktığımda yani 10 üzerinden 9 diyeyim size. Belki bu sebepten dolayı da hani sevmediğim hiçbir şeyi düşünemiyorum. Eğer ki aranızda müzikale, Sertab'ın müzikaline gidip yok ya şunu beğenmedim diyenleriniz de varsa lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Merak da ediyorum açıkçası. Hani siz neyini izlediniz de beğenmediniz diye. Çünkü benim aklıma inanın hiçbir şey gelmiyor. Sevdiğim yönlerden yani sıra sıra bahsedebilirim. Bir kere Beyhan Murphy'nin zaten desteği ve katkısı çok büyük. Alice'de de kendisinin katkısı çok çok fazla. Dolayısıyla onun işi olduğu için hani bu çok böyle farklı geliyor. Çok başarılı, çok yaratıcı. Ekip olarak doğru hatırlıyorsam hani Sertab Erener'le beraber 60 kişi var dedi en son konuşmasında. Bu arada fotoğraf ve video çekemiyorsunuz müzikal boyunca. Bunu da ben çok doğru buluyorum. Hem bence emeğe saygı, hani orada oluyorsunuz ve bütün hani benliğinizle diyeyim o anda kalıp izliyorsunuz. Aynı zamanda da tabii ki de bence paylaştırmamalarının en büyük diğer sebebi hani görenler böyle sosyal medyadan falan bilenler olursa, izlerlerse belki müzikale gelmezler diye düşündüklerini de düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Şimdi onun dışında, bütün bunların dışında Sertab Erener'in ışığı efsane. Dediğim gibi ben daha önce canlı izlememiştim. Yaşına rağmen performans, hani yaşına rağmen bile diyemiyorum. Çünkü hani ben bu yaşta onun gibi bir performans sergileyebilir miyim emin değilim. Muhteşem ötesiydi ve hani bu kadının bilmiyorum kaçıncı müzikali. Bu kadar fazla müzikale nasıl bunu kaldırabiliyor, bu tempoyu nasıl? Yani inanılmaz herhalde bir yaşama sevincinin olduğunu düşünüyorum. Dansı zaten çok sevdiğini düşünüyorum. Bu arada bütün dansçı arkadaşlar gerçekten inanılmaz başarılıydı. MDT ekibi mi deniyor? Galiba oradan. Ama yanlış söylemeyeyim, hani tam da emin değilim ama öyle diye biliyorum. Yani sesi çok çok iyi. Performansı çok iyi. Bu arada şey hissettim. Hani bu benim nacizane diyeyim böyle bir detaycılığımdan gelen bir farkındalık oldu diyeyim. Bazen Sertab Erener daha böyle bastıra bastıra söylerdi ve bazen böyle çekti kendini. Yani eskiden daha böyle, tabii yaşıyla da alakalı olabilir bu. Gelco. Tabii yaşıyla da alakalı olabilir bu ama böyle daha nasıl diyeyim size, hani daha bağıra bağıra söylediği yerlerde biraz daha sakin kalmayı tercih ediyor. Bence bu sesini daha kontrollü kullanmak istemesinden kaynaklanıyor ki gayet de normal ve doğal bir şey. Çünkü kadın diğer türlü zaten bu kadar müzikali nasıl yapsın? Onun dışında arkadaşlar kostümler çok iyiydi. Yani ses zaten bize duyuşumuzdan bahsedersek teknik olarak
Ya efsane hani zaten bence Zorlu'nun da en büyük olayı bu diyebilirim. Çünkü akustiği çok iyi. En azından ben çok çok başarılı buluyorum. Siz de eğer gittiyseniz hani Sertab'ın müzikali dışında bir şey izlediyseniz onu da benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hani siz ne düşünüyorsunuz diye. Ama akustik çok iyiydi, dans gösterileri çok iyiydi, müzikalin genel yapısı ve şarkıları hani her şarkıya böyle bir şov hazırlanmış gibi düşünün. O da çok etkileyiciydi. Yani bu kadar emek ve özen gösterilmesi beni açıkçası inanılmaz da etkiliyor. Bir de son olarak şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Yani o ne fizik öyle? O yaşta o nedir? Yani gram yağ yok. Vegan olduğunu biliyorum ben bu arada Sertab Erener'in. Sanıyorum şeker falan da tüketmiyordur. Ama herhalde sporuna da çok özen gösteriyor. Yani inanılmaz bir saygı duydum. Çok fazla saygım arttı. Bu yüzden de gerçekten de kendisini kutluyorum. Gidin arkadaşlar bir o müzikali görün. Ondan sonra da yorumlarınızı benimle paylaşın. Eğer ki abarttığımı düşünüyorsanız tabii ki o da sizin hür düşünceniz. Hiçbir şey söyleyemem. Ama dediğim gibi yani ne söylesem az gelir. Sadece size gidin, gidin, gidin ve görün. Ya daha ne kadar oynanacak bilmiyorum ama belli bir süre daha var diye biliyorum. Yani oynanıyor diye biliyorum. O yüzden hazır oynanırken ve bütün arkadaşlar dediğim gibi bu kadar başarılıyken ve esprili olan da bir sürü yer vardı. Hani ben bayağı güldüğüm yerler de oldu. Yani görmeniz gerekiyor. Özellikle de şunu da anladım. Zaten sahne ışığı size söylediğim gibi var kadının. Bayağı da etkileyici bir şekilde var. Bu kadar yani 27 senesini şarkı söylemeye adamış bir sanatçının da bence performansını izlemek bizim asil görevimiz diye düşünüyorum. Tabii ki de durumunuz el veriyorsa ve zamanınız da varsa işinizden dolayı bir şekilde ayarlayıp gitmenizi ben çok öneririm. Sizinle paylaşacağım ikinci müzikal İzmir'in Kızları. Ya ikisini kıyaslamak istemiyorum çünkü çok çok başka. Yani birinde Sertab Erener ve sonuç olarak sanatçı bir insanın müzikalini görüyoruz. Şarkı söylemesiyle beraber, hani koreografla beraber bir müzikale dönüşmesi durumu var. Ama İzmir'in Kızları'nda Sezen Aksu şarkılarıyla bezenmiş bir müzikal izliyorsunuz. Açıkçası bu arada size şunu söyleyeyim. Puan olarak Sertab'ın müzikali 10 üzerinden 9 benim için. İzmir'in Kızları 10 üzerinden 5,5 maksimum 6. İzmir'in Kızları'nın sevdiğim ve sevmediğim yönlerini ele alacağım. Şimdi ilk başta bence sevmediğim yönlerinden başlamayayım da sevdiğim yönlerinden hadi başlayayım. Şöyle Sezen Aksu şarkılarıyla zaten bezenmiş ve bir müzikal haline getirilmiş olması bence muhteşem. Yani Sezen Aksu'yu ülkemizde sevmeyen kaç kişi vardır? Tabii ki de onlara da benim şahsen saygım sonsuz. Ama hani en azından her birimizin şu kalbine öyle ya da böyle bir şarkısıyla dokunmuş bir kadın. Onun dışında oyunculuklar çok iyi. Ben yani böyle sırıtan "Aa yok ya iyi değil" dediğim hiçbir oyunculuk olmadı diyebilirim size. Yani hiç kimsenin oyunculuğu "Yok ya iyi değildi" değildi. Gayet süper oynadılar. Derya Alabora'nın da oyunculuğu efsane. Yani Gökçe Bahadır herkes için bunu söyleyebilirim size. Tabii şöyle de bir şey oluyor. Ben bir gün önce Sertab'ın müzikaline gitmiştim ve ertesi gün İzmir'in Kızları'na gittim ve tamamen tesadüfi gelişti bu olay. Ama onun etkisinde olduğum için bence istemeden kesinlikle böyle bir kıyas halinde oldum. Yani mesela Sertab'ın müzikalinin sahnesi efsaneydi. Yani her şarkı için zaten değişik sahneler var. Çok da detaya inmeyeyim. İzleyin, görün, sürprizi kaçmasın. Ama İzmir'in Kızları'nda da tabii ki de sahneler değişiyor ama o kadar büyük bir profesyonellik yoktu. Ya da bana o geçmedi. Burada tabii kıyaslarsam. Ama kıyaslamazsam gayet iyiydi. Yani yine dediğim gibi yani 10 üzerinden 6. Hani ama şey de yapamam. Sahne dekoruna mesela 10 üzerinden 8 veririm. Oyunculuklara 10 üzerinden 9 veririm. Ama genel olarak bana hissettirdiği, bana geçen 10 üzerinden 6. Çünkü şimdi sevmediğim ya da olumsuz diyebileceğim yönlere gelecek olursak. Bir kere müzikalin adı İzmir'in Kızları. İzmir'in Kızları'yla evet hem alakalı hem de böyle ne alaka ya falan dediğim oldu. Ben İzmirli değilim.
Ama o anlamda beni böyle biraz şeyde bıraktı yani. Emin olamadım. Hani İzmir'in kızları ama hani çok o açıklanmamış ya da anlatılmamış. Orada bir böyle yok ya sanki bir eksiklik var duygusunu hissettim. İkinci olarak Burak Sevinç'in sesi muhteşem. Yani gerçekten zaten baktım Mimar Sinan Müzik ve Güzel Sanatlar mı? Yani Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun. Sanıyorum müzik bölümünden mezun. Doğru yazıyorsa. Zaten çok iyiydi yani. Hem sesi hem şarkı söyleyebilmesi beni çok etkiledi. Hatta en iyi şarkı söyleyen bence Burak Sevinç'ti. İkinci eksik kalan Burak Sevinç dışında tabii ki bazı parçaları yine hani bir tık iyi söylediler. Ama genel olarak beni ses ve duygu olarak çok tatmin etmedi oyuncu arkadaşlarımız. Bu arada Derya Alabora da iyiydi. Hani sesi, seslendirmesi, şarkıları. Ama böyle yani bu arada kimseye de kötü de demek istemiyorum. Ama gerçekten çok daha iyi olabilirdi. Bu düşüncedeyim. Özellikle Olgun Toker, yani bunu söylemem gerekiyor. Bence şarkı söylememeli. Ben elma isem armut olmuyorum gibi bir denklem vardır ya. Hani oyunculukta iyiyse şarkı söylemeye bence çok bulaşmasın diyebilirim. Çünkü gerçekten iyi duyulmuyor arkadaşlar. Ya da bu yani benim fikrim. Gideniniz, göreniniz bu arada dün ilk oyunlarıydı. Ama bundan sonra zaten video yayınlanana kadar birkaç oyun eminim oynanmış olur. Giden, gören, izleyen varsa sizin de yorumlarınızı her zaman olduğu gibi çok bekliyorum ve heyecanla da okuyorum. Kostümler bu arada çok güzeldi. Özellikle o Gökçe Bahadır'ın bir sahnede giydiği o geceliğe bayıldım. Onun aynısından çok çok istiyorum. Yani öyle bir geceliğim olmasını çok isterdim. Hem çorabı hem geceliği. Ben böyle abidik gubidik şeyleri çok sevdiğim için bilmiyorum bayıldım yani o geceliğine. Şimdi ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve kendim için hani şan dersleri alıyorum diyeyim. Çok tatlı arkadaşım Nilüfer'le çalışıyorum. Ve dolayısıyla bu şarkı söyleme konusu beni çok etkiliyor. Yani çok seviyorum zaten. Hem konserleri, hani müziği çok çok seviyorum. Yalnızlık Senfonisi'nin söylendiği bir sahne vardı. Zaten gidince göreceksiniz. Orada Gökçe Bahadır yalnız başladı. Ve yalnızlık yalnız başladı derken şarkıyı söylemeye yalnız başladı. Yalnızlık Senfonisi şarkısı da zor bir şarkı. Dolayısıyla da böyle şey oldum. Allah tek başına nasıl söyleyecek, nasıl altından kalkacak derken hem Derya Alabora hem Seda Akman üçü beraber söylediler. Orada da hani zaten bu şarkının altından böyle kalkılabilir diye gördüm. Ve tamamen tesadüf bir gün önce de Sertab Erener canlı söyledi o şarkıyı. Sahnede izledim. Böyle çok değişik bir kıyaslama içine girmiş buldum kendimi ama yapacak bir şey yok. İnsanız sonuçta. Bu arada gerçekten yani başarılıydı. Gidin, görün. Size detaylarıyla anlattım olabildiğince. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yani gittiyseniz zaten benimle paylaşın nasıl bulduğunuzu her iki müzikler içinde. Gitmediyseniz de gitmeyi düşünüyor musunuz? Gitmeyi düşünmüyorsanız da neden gitmeyi düşünmüyorsunuz? Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum. Sevgi, neşe ve coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Yeterince saçmalayamadım. Dolayısıyla da rahatlayamadım. Ama olsun. İlk bahsedeceğimi biliyorum. Anlatacağım ya size. Yok ya bugün çıkmıyor. Bu videoyu beğendiyseniz